değerli izleyenler, kabine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Elbette gündem başlıkları merak ediliyor. Şimdi onun için başkente döneceğiz. Tüm detayları bize Sercan Bilgi aktaracak. Hemen kendisine döneceğim ve tüm detayları Sercan Bilgi'den öğreneceğim. Hoş geldin Sercan, neler aktarırsın? Bugün kabine üyelerini uzun soluklu bir kabine toplantısı bekliyor desek herhalde yanlış bir ifade olmaz. Çünkü çok sayıda gündem başlığı var. Özellikle hem iç hem dış siyasette terörle mücadele ve ekonomi başlıklarının öne çıktığını hatırlatalım. Kabine üyeleri en son 2 hafta önce bir araya gelmişlerdi ve 2 haftalık bir aradan sonra yine kabine üyeleri bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacaklarını da altını çizmiş olalım. Dış siyasette devam edelim. Bilindiği üzere bu ay içerisinde Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Bununla ilgili Putin'in temaslarına ilişkinde hazırlıkların bugünkü toplantıda, bugünkü kabinede ele alınmasını bizler bekliyoruz. Tabii dış siyasette gözler bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'da olacak. Özellikle bilindiği üzere İsveç başta olmak üzere birçok Batı ülkesinde İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e yönelik çok sayıda provokatif eylemler, saldırılar yapılıyordu. Bunun da bugün gündeme gelmesini bekliyoruz. Yine notlarımızın arasına bakacak olursak özellikle Ukrayna ve Rusya savaşından sonra patlak veren tahıl kriziyle ilgili bugün yine kabine toplantısının öne çıkan en önemli gündem maddesi olduğunu hatırlatalım. Özellikle Karadeniz'de tahıl koridoruyla ilgili tahıl koridorunun yeniden canlandırılması ile ilgili çabaların ele alınması bekleniyor. Çünkü Rusya bilindiği üzere tek taraflı bu anlaşmadan çekilmişti. Rusya'nın yeniden Türkiye'nin arabuluculuğuyla masaya getirilmesi için neler yapılacak, nasıl adımlar atılacak, bunlar da bugünkü kabine toplantısında konuşulmasını bekliyoruz. Yine devam edecek olursak tabii en önemli gündem başlıklarının arasında şüphesiz ki ekonomi var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bugün bir rapor halinde bir sunum yapmasını bekliyoruz. Özellikle sahadaki son bilgileri, son verileri kabine üyeleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunmasını bekliyoruz. Kiralarda yaşanan fahiş artışlar ve özellikle ev sahibi kiracı arasında, kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıkların artık şiddete dönüşmesini yine kabinenin gündeminde olacak. Bununla ilgili özellikle anlaşmazlıkların arabulucu sonrasında başka ne şekilde daha hızlı bir şekilde nasıl yürütülebilir, nasıl çözülebilir, bununla ilgili atılacak adımlarla ilgili yine görüşmelerin, bilgi alışverişlerinin yapılmasını bekliyoruz. Notlarımızın arasında ise yine geçtiğimiz 6 ay önce Maraş'ta meydana gelen deprem sonrasında gelinen son noktada merkez deprem bölgesinde yaralıların sarılmasına ilişkin son bilgilerde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve kabine üyeleriyle görüşülecek. Bununla ilgili Mehmet Özaseki'nin bir sunum yapmasını da yine bekliyoruz. Şüphesiz ki en önemli bir başka gündem başlığı da terörle mücadele. Terörle mücadelede güncel veriler ve operasyonda operasyon bölgelerindeki son durumda bugün kabinede görüşülmesini bekliyoruz. Tabii 4 milyon memur ve 2,5 milyon emeklinin de bugün gözü kulağı bugün kabinede olacak, kabine toplantısında olacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta içerisinde toplu iş sözleşmeleriyle ilgili son durum görüşülmüştü, paylaşılmıştı ve bugün de Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın memur cephesindeki beklentileri bugün kabine toplantısında gündeme getirmesini bekliyoruz. Bizler buradayız. Toplantı saat 15'te başlayacak ve toplantı sonrasında yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameraların karşısına geçip alınan kararları kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.